Meral Hanım arıyor. Nermin Hanım. Sağ ol Serapcığım. Alo. Meral'cığım merhaba canım. Aman Meral'cığım. Hangi şartlarda... Yine neler çeviriyor bu Meral. Yok kararlıyım Nermin ablacığım. Yuvamın dağılmaması için elimden geleni yapacağım. Hatta bu gece için harika bir plan yaptım. Hani kaledeki şu çok güzel restoran vardı ya. Selçuk bana evlenme teklif etmişti. Aa evet hatırladım. Birlikte de gitmiştik hani. Çok iyi düşünmüşsün Meral'cığım. Çok şık giyin. Gerçi sen her zaman şık giyinirsin ama... Makyajını yap, kuaföre git. Seni görünce çarpılsın. Bana bak ha, sakın sen öyle dedin, ben öyle dedim deyip adamı bunaltma. Bırak o istiyorsa konuşsun, tamam mı canım? Tamam Nermin ablacığım, sen merak etme. Gelişmelerden seni haberdar ederim. Şey, ben anneme bir şey soracaktım da. Merak etme. Hoşça kal. Anne, ne diyor Meral abla? Kötü bir şey yoktur inşallah. Aman sorma Nazlıcığım. Selçuk'la son günlerde araları biraz limoniydi. İlişkilerini düzeltecek bir şeyler yapmasını söyledim. Bravo anne. Anne, yapmış mı bir şeyler? Yapmış yapmış. Hani şu kaledeki restoran vardı ya, bir kere daha gitmiştik. Oraya davet etmiş Selçuk'u. Hani Selçuk'un evlenme teklif ettiği yer. Ay ne bileyim. İnşallah araları düzelir kızım. İnşallah. Ya inşallah. Nazlı, benim çıkmam gerekiyor. İşler bekliyor da. Benim de çıkmam lazım. Berna'ya uğrayacaktım ya. Beraber çıkalım. Tamam hadi beraber gidelim. Merhaba, ne haber? İyidir. Dün verdiğin şiiri okuyordum. Ne diyorsun peki? Çok şey var söylenecek diyorum. Ya aslında böyle telefonda konuşmasak, buluşsak. Olur olur, buluşalım. Tamam. Geleceğim, orada görüşürüz. Görüşürüz. Buluşuyoruz kızım, okumuş şiiri. Telefonda belli etmedi ama bence çok beğenmiş. İnanamıyorum Tuğçe ya. Şu çocuk için yaptıklarına bak. Ne var Asu ya? Aşkımın peşinden koşuyorum işte. Hah, koş koş. Sen yarı yolda tökezip düştüğün zaman göreceğim ben seni. Ya şu çocukta ne buluyorsun anlamıyorum ki. Aman Asu yine başlama, hadi hazırlan da çıkalım. Çüş! Ben de mi geliyorum? Hayatta olmaz. Hiç kusura bakma. O gelip de okulun suratını çekemem. Ya Asu bizi yalnız bırakma. Ben paniklerim şimdi tek başımıza kalırsak. Merhaba. Ben Rauf Kervanlı. İlkay'ın patronu. Evet. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. İşe giderken uğrayayım, bir ihtiyacınız var mı sorayım istedim. Görüşme ayarlayarak asıl ihtiyacımı karşıladınız zaten. Eyvallah. Olur canım öyle şey. Taş atıp da kolum mu yoruldu? Şerif Bey, bütün bunlar nasıl oldu? Anlatmak istemiyorsanız önemli değil. İçeride olur böyle şeyler. Siz belaya bulaşmak istemeseniz de o gelip size bulaşıverir. Ya evet, dikkatli olmak lazım değil mi? Merhaba. 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 Abinizi ziyarete geldim. Hem ziyaret edeyim hem de girişle ilgili bir sorun var mı onu sorayım dedim. Yok oğlum, elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. Allah razı olsun. Büyütmeyin Şeker teyze. Neyse ben gideyim, siz de hasret giderin. Hoşça kalın. Sağ ol. Güle güle. İyi bir adama benziyor da bu ilgi alaka nereden geliyor onu çözemedim. Ben de. Galiba benim konuşmam gerekiyor. Ya pek de beceremem böyle şeyleri ama. Lütfen rahat ol. Ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Söylersem kırılırsın. Bak Tuğçe, seni üzmek istemem. Yani ben ilişkilere biraz farklı bakıyorum. Yani benim biriyle ilişki yaşamam için hani başka paylaşımlara ihtiyacım var. Nasıl yani başka paylaşımlar? Yani her şeyden önce o kişinin kişiliğinden etkilenmem gerekiyor. Ya ayrıca dost olmalıyım. Ha, tabii canım, benim de biriyle ilişki yaşayabilmem için önce paylaşımlar falan yaşamam lazım tabii. Bak böyle düşündüğüne sevindim. Çünkü söyleyeceğim şeyi daha rahat söyleyeceğim. Ama uzattın Yavuz, ne söyleyeceksen söyle. Aslında Tuğçe... Senin bana karşı hissettiklerini ben sana hissetmiyorum. (Gülüyor)
Yoksa sana aşık olduğumu falan mı sandın? Hiç güleceğim yoktu. İyi. Aşık değilsin yani. Yoo, nereden çıkardın ki? Peki bunu neden verdin Tuğçe bana o zaman? Ya bu şiiri ben yazdım da okuyup fikrini söyle istedim. Hani sen şiirden falan anlıyorsun ya. Sen yazdın. Hı hı. Beğenmedin mi yoksa? Aa, siz de mi buradaydınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz de Tuğçe'nin yazdığı şiirden bahsediyorduk tam. Aa, çok güzel değil mi? Bir ara bana da okudu. 10 numara şiir valla. Sen şiirden anlıyordun değil mi? Sizin hırsızlıktan anladığınız kadar anlıyorum diyelim. Rauf Bey, İlkay nerede? Hastanede. Hastanede mi? Ne bu hastane meselesi? Rauf Bey, İlkay'a bir şey mi oldu yoksa? Yok, İlkay Hanım'ın bir şeyi yok. Abisi hastanede. Şerif abi mi? Hı hı. Selçuk, bak yeni aldım. Beğendin mi? Ah, bu nereden çıktı ya? Canım içimden geldi aldım. Kocama hediye alamaz mıyım? Hadi dene. Peki Meral. Sağ ol. Hatırlıyor musun? Bana evlenme teklif ettiğinde de üstünde böyle bir gömlek vardı. Hayat, ben daha dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Bunu nasıl hatırlayayım? Aradan kaç yıl geçmiş. Ama ben hatırlıyorum. Benim üstümde de yeşil çiçekli bir elbise vardı. Bana bahara benzemişsin demiştin. Demişimdir. Gençlik işte. Sen çok romantiktin o zamanlar. Hatta o gün için bir şiir bile yazmıştın. Onu da sakladım. Kızlar büyüyünce okuyacağım. Bakın, babanız beni ne kadar çok sevmişti diyeceğim. Hafızan çok kuvvetli ama benim hemen çıkmam lazım. Tamam. Randevumuzu unutma. Tamam, ararsın. Sen kime hırsız diyorsun ya? Bana bak, senin gibi biri benimle böyle konuşamaz, anladın mı? Asucuğum sakin ol lütfen. Ne sakin olacağım ya? Sana kaç kere söyledim üzerimizde yakaladığın şeyler yanlışlıkla oldu diye? Diyelim ki onlar yanlışlıkla oldu, bir şekilde cebinize girdi. Peki ya sizin adına utanmadan şiir dediğiniz şeyler de mi yanlışlıkla oldu? Ne diyorsun sen be? Ne dediğim açık. Başka başka şairlerin şiirlerinden cümleler çalıp kendi cümleleriniz gibi yutturmaya çalışıyorsunuz. Ya bu konuda bile hırsızlık yaptınız ya. Tebrik ediyorum sizi yani. Ya biz yazdık o şiiri, ne diyorsun sen ya? Yani ben yazdım o şiiri. Evet. Kimlerin yazdığı ortada küçük hanım. Şimdi teker teker bulup göstermeyeceğim rencide etmemek için, sizi merak etmeyin. Ya şiir şiire benzer, sen cidden yanlış anlamışsın. Tuğçe, hangi satırın hangi şaire ait olduğunu tek tek söylettirme bana. Dedim ya, sizi utandırmak istemiyorum daha fazla. Ha bu arada, beni tanımaya çalışıyorsunuz ama buna hiç girmeyin hanımlar. Benim hayatımda öyle merak edilecek pek bir şey yok. Tabii bu söylediklerim bir kulağınızdan girip diğer kulağınızdan çıkıyor, farkındayım. Ama olsun, ben yine de söylemiş olayım. Bu arada bu sende kalsın. Umarım bir daha karşılaşmayız. Aç şu telefonu İlkay, aç! Niye açmıyorsun telefonunu İlkay? Niye kapattın? Ali, kapının önündeydim zaten. Ne gerek var ki? Hayırdır? Gözlerinden ateş fışkıracak neredeyse. Evet. Sana kızgınım da ondan. Üf, Ali ya, bir telefonu açmadık diye. Ya ne telefonu İlkay? Abin hastanede yatıyor ve ben, senin en yakın arkadaşın olan ben, her şeyi Rauf Bey'den öğreniyorum. Duydum demek. Duydum İlkay. Evet. Ne oldu diye sordu. Ben de anlatmak zorunda kaldım. Peki benden niye gizledin İlkay? Ha? Şerif abiyi ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Neden bana söylemedin? Üstüme gelme Ali. Her şeyi sana anlatmak zorunda değilim ben. Bunca yıllık arkadaşlığımız var, tamam mı? Bunları sormak benim hakkım.
Abi, istediğini aldım. İhsan, çok teşekkür ederim. Abi, seni son zamanlarda hiç bu kadar keyifli görmemiştim. Nazlı Hanım'la aranız düzeldi galiba. Yapma ya, o kadar belli oluyor mu yani? Ha? Belli olmaz olur mu abi? Gözlerinin içi gülüyor, baksana. Yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım İhsan bilmiyorum ama... Nazlı'dan vazgeçemem. O benim yaşama sevincim. Kızlarımdan sonra beni hayata bağlayan tek şey. Bak, neşe kaynağın da geliyor abi. Şunun güzelliğine bak. Canım. Aşkım, çok özledim seni. Ben de sevgilim, ben de. Bundan sonra sensiz olmam mümkün değil. Ben buna dayanamam. Sonsuza kadar seninle ve bebeğimizle birlikte olmak istiyorum. Selçuk, bu bir rüya değil, değil mi? Sen ben ve bebeğimiz dedin, sonsuza kadar dedin, değil mi? Evet hayatım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim. Selçuk, seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok, çok. Ben de canım. Ben de. Bana evlenme teklif ettiğin günde bu vardı üstümde Selçuk. Şimdi de o kadar mutlu olmak istiyorum. Ama şu anda 10 yıl önceki gibi değilim ki. Başka bir şey mi giysem acaba? Bunu mu giysem acaba? Bu da güzel. Hem de bana daha uygun. Anne, çok güzel olmuşsun. Gerçekten mi? Evet. Peki, söyle bakalım. Bu mu daha güzel, yoksa bu çiçekli elbise mi? Bu. Hem babam bunu daha çok beğenir. Beğenir mi gerçekten? Evet. İlkay, bir daha özel şeylerini benden saklama, tamam mı? Bir başkasından duymak kahrediyor beni. Tamam. Her sabah bir haber bülteni hazırlar veririm sana. Sen de bana mutlu haberlerini hazırlar verirsin. Oldu mu? İlkay, ben dalga geçmiyorum. Üf, tamam ya. Hep kasvet, hep gerilim. Bıktım artık. Ben abimi görmeye gidiyorum. Ya dur, ben de geleyim. Şerif abiyi görmüş olurum. Aşkım, bugün beni çok mutlu ettin. Hem kestane şekeri hem bebeğimiz için aldığın hediyeler. Abarttım, farkındayım. Fıtının hepsini yedim neredeyse. Ama ne yapayım, çok güzel. Al sana. Afiyet olsun. Eğer başka bir şey istersen İhsan'a söyleyeyim, getirsin. Kestane şekeri tıkadı, bir şey yemem. Başkası ol aşkım. Abi. Neden ağlar? Selçuk, açsana ya. Niye açmıyorsun ya? Sipariş verecek misiniz? Şimdi değil, teşekkür ederim. Peki. Kabul et Meral. Ne sen 10 yıl önceki Meral'sin, ne de Selçuk 10 yıl önceki Selçuk. Her şey değişti artık. Her şey değişti artık. Her şey. Oğlum, acayip yakışıklı olmuşsun görmeyeli ha. Ya bırak Allah aşkına Şerif abi, dalga geçme. Ne dalgası? Bir hava gelmiş üstüne. Büyüdün tabii, dünkü çocuk değilsin. Ha, bu arada Sedat amca söyledi. Evleniyor musun ha? Evet. Ne diyelim?
Hayırlı uğurlu olsun. Abicim, Ali'nin nişanlısı çok iyi biri. Çok da güzel bir kız. Ali'ye de öylesi yakışır zaten. Neyse, siz baş başa konuşun, dertleşin biraz. Biz de Emine ile biraz hava alalım. Bütün gün buradaydı, bunu almıştır. İlkaycığım, ne oldu? Yine Ali ile mi ilgili yoksa? Nikah günü almışlar Emine. Ne diyorsun? Kızların çıkması isabet oldu Ali. Senden bir şey isteyecektim ama nasıl söylesem diye düşünüp duruyordum. Buyur abicim, seni dinliyorum. İlkay halime çok üzülüyor. Biliyorum, belli etmemeye çalışıyor ama gizli gizli ağlıyor. Eminim şimdi kapının önünde ağlıyordur. Her şey bitti, çok yakında çıkacağım diyorum ama ne afile, anlamıyor. Uzun lafın kısası, onu teselli etmek sana düşüyor Ali. Baktın kafayı bana takıyor. Onu bir yerlere götür, kafası dağılsın, tamam mı? Aman onu yalnız bırakma. Sen merak etme abicim. Gözüm sürekli üzerinde zaten. Bundan sonra daha da dikkat ederim. Onun üzülmesine asla izin vermem. İlkaycığım, bari burada yapma, ne olursun. Bak, Şerif anlayacak ağladığını, sonra onu üzüldüğünü zannedip kahrolacak. Hadi canım benim, toparla kendini. Hem bırak ne hali varsa görsün. Hayır, zaten evlenecekti. Yani bugün gün almasa yarın alacaktı. Biliyorum Emine, biliyorum. Ama böyle birdenbire duyunca sanki kalbime bir bıçak saplanır gibi oldu. Kendi kendime dik durmaya çalış İlkay. Üzülme İlkay diyorum ama olmuyor. Canım benim. Sen evdekileri merak etme abi. Yokluğunu aratmam onları. Senin çıkmana da az kaldı zaten. Bugün yarın geleceksin işte. O bugün yarın dediğin hapiste geçmiyor bir türlü Ali. Bitmiyor Mehmet, bitmiyor. Bitti abi, bitti. Sen sık dişin. Tamam koçum, git artık. Hadi sen geç kalma. Hoşçakal. Geliyor seninki, toparlan çabuk. Ağladın değil mi? İlkay, tamam üzülüyorsun abin için. Ama ne olur daha fazla yıpratma kendini. Evet evet, Şerif için üzülüyor. Evet ya. Abimi böyle görünce dayanamıyorum işte. Ama bak, böyle yaparsan daha çok bozarsın onun moralini. Hem üzülecek bir şey yok ki. Ben Şerif abiyi çok iyi gördüm. Tamam tamam. Ben ona belli etmem ağladığımı. Gideyim artık yanına. Hadi sen de git artık. Sağ ol geldiğin için. Görüşürüz. Keşke göğsümü gere gere, ben aslında İlkay'ı seviyorum Şerif abi diyebilseydim. Git bakalım Ali. Ait olduğun yere, Nazlı'nın yanına git. Canlarım. Baba. Dün annem bu elbiseyi giymişti. Çok yakışmıştı değil mi? Günaydın anne. Yemek nasıldı? Güzeldi, güzeldi. Hadi kızlar, siz kahvaltıya. Ben de geleceğim şimdi. Hadi kahvaltıya. Dün için özür dilerim. Yani önceden haberim olsaydı gelirdim. Hayatım bak, acil birkaç ödemem vardı, bankaya gittim. Hayatım. Canım, bu ben sana evlenme teklif ettiğimde giydiğin elbise değil mi? Hayatım, bir şey söylemeyecek misin? Ne söylememi bekliyorsun? Ne bileyim, konuşmak istiyorum diyordun bana. O dündü Selçuk. Bugün söyleyeceklerimin hiçbir önemi yok ki. Meral, işim vardı. Yoksa gelirdim diyorum sana.
Bana bu yüzüğü taktığın zaman hiçbir şey ikimizden önemli olmayacak demiştin. Hayır, unutmuşsundur. Hatırlatayım dedim. Bugün görüyorum ki işlerim benden çok daha önemli. Peki, öyle istiyorsan öyle olsun. Tamam. Meral, bak. İzin verirsen çocuklara kahvaltı ettirmem lazım. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Ne yapalım Barbaros? Şerif'imi kelepçeleyip götürdüler. Biz de kalktık geldik. Halacığım ağlama artık. Yeter, bak gözlerin kan çanağına döndü. Geç içeri otur hadi. Hadi. Barbaros abi, sana da iki gündür çok zahmet veriyoruz. Özgür çok yormamıştır inşallah seni. Zahmet ve yorgunluk kelimeleri bünyeme ters geliyor, tamam mı? Çok güzel oynadık onunla. Sonra yoruldu uyudu. Ya ben size çay yapmıştım. Hadi sıcak sıcak içersiniz diye. Sağ ol Barbaros. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Tavlada bir el yenilirsin ödersin. İlkay. Ben de bir Özgür'e bakayım. Emine iyisin değil mi? İyiyim. Babiş babiş derken baban seni bilmiyor bile. Bir görse, bir kucaklasa hayatı değişecek. Az kaldı Meleğim. Yakında sen babişine, ben de sevdiğime kavuşacağım. Halacığım, ağlama artık lütfen. Ya yine aynı koğuşa koyarlarsa? Ya başına yine aynı iş gelirse? Halacığım, başka koğuşa almışlardır adamı. Hiç öyle şey olur mu? Şişleyen adam aynı koğuşta olur mu Allah aşkına? Sen içini ferah tut hala ya. Allah Allah. Boş ver. İç çayını, soğutma. Ay ne bileyim oğlum, ne bileyim. Olur olur. İçerisi katil, hırsız, uğursuz dolu. O şişlemesi bir başkası şişler. Ay Allah korusun şeker ala. Halacığım ne olursun böyle kötü şeyler getirme aklına. Rauf Bey'le mi konuşsaydık ha? Belki bir çare bulurdu. Çevresi geniş adamın. Aa, yeter artık ya. İnadına mı yapıyorsunuz? Yok artık o adamdan yardım vardım istemek. Celallenme Hikmet, celallenme. Adam derdimize derman oluyor. Adam olaydın da ona ihtiyacımız kalmayaydı. İyice tepenize çıkardınız adamı. Ya ben böyle patron görmedim. Hangi taşı kaldırsam altından çıkıyor. İşini gücünü bırakmış bizim dertlerimizi çözüyor. Niye? Belli değil. Ne demek niye Hikmet? İnsanlığından. Bırak abla Allah aşkına ya. Bu devirde karşılıksız kim kime yardım eder söylesene. O adamdan uzak durun. Bu eve bulaşmasın o adam. Tafran kime Hikmet Efendi? Adam olaydın da bu durumlara düşürmeyeydin bizi. Şeker alam. Çok sinirlendi Hikmet abi. Gidip de yatıştırayım biraz. Hay Allah. Allah razı olsun diyecek yerde bir küfretmediği kaldı. İlkay, git kızım. Rauf Bey'e bir telefon et. Yemeğe davet et. Gönül borcumuz var, bir teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun Şeker Alıcım. O kadar iyiliği oldu adamın. Yani o olmasa Şerif'i nasıl görürdük yoksa? Bir teşekkür etmek lazım. Bence de ara çağır İlkay. İyi diyorsunuz da babam zaten sevmiyor adamı. Şimdi bir de aradığımı duyarsa iyice köpürür vallahi. Başlatma babandan İlkay. Git et şu telefonu. Ay bu ne kadar zarifmiş. Sen ne dersin Selahattin? Bana hiç göstermelerini için ben anlamıyorum. Hepsi bana aynıymış gibi geliyor. Aynı olur mu Selahattin Bey? Bakın şuna mesela. Ne kadar farklı diğerlerinden. Sizler başka gözle bakıyorsunuz tabii. Biz erkekler böyle şeyleri ayırt edemeyiz. En iyisi hanımlar bakıp seçsin, erkekler parasını ödesin. Ben çiçeklerimle meşgul olayım biraz. Siz bakmaya devam edin. Ben de şöyle yanınıza geleyim. Buyurun. Nazlıcığım, sen de fikrini söylesen. Bilmem ki Adalet anne. Karar veremedim bir türlü. Burada Ali yazacak. Selçuk yazmalıydı oysa. Of,
Ona da gidecek bunlardan. O elindekini beğendin galiba canım, ha? Güzeldi. Ne bileyim. Aslında bir sürü katalog vardı. Ama hepsini taşımamak için ben en güzellerini seçip getirdim. Yok Adalet anne, hepsi birbirinden güzel de ben karar veremedim. Ben diyorum ki yazısı böyle el yazısı olanları seçelim, ha? Daha kibar duruyor. Aa evet, çok zarif. Sen ne dersin tatlı? Ya aslında bana kalırsa sabaha kadar seçemeyiz. Onun için siz bir tane seçin. Nasıl olsa hepsi güzel. Bu akşam bekliyoruz o zaman Rauf Bey. Davetiniz beni çok mutlu etti İlkay Hanım. Ama size zahmet vermek istemem. Hiç zahmet olur mu Rauf Bey? Siz bizim için ne zahmetlere girdiniz? Hem halam da çok istiyor gelmenizi. Bizi kırmasın diyor. Madem öyle akşamleyin görüşürüz. İyi günler. Hayırdır abi, yüzün gülüyor? Güzel bir haber mi? Güzel de laf mı Yaşar? Bu akşam İlkay Hanımlara yemeğe davetliyim. Yaptığım iyiliklerin karşılığı olarak bir teşekkür yemeği. Desene, plan tıkır tıkır işliyor. Bu daha başlangıç Yaşar. Bu daha başlangıç. Bir yemekle bana borçlarını ödeyemeyecekler. Neyse. Elimiz boş gitmeyelim. Sen bir şeyler alıp gel. Ne alayım abi? Bilmiyorum ki ne alınır bu durumda. Samimi görünmek istiyorum. Aileden biriymiş gibi. Anladım, ben hallederim. Tamam. Heh Yaşar. Bir de oyuncak araba al gel. Oyuncak araba. Tamam abi. Öyle söyleme. Onun şimdi morali çok bozuk ya. O yüzden seninle ilgilenemiyor. Ama hele bir çıksın, şöyle biraz baş başa kalın. Aha diyecek, bu Emine de ne kadar güzel bir kızmış böyle diyecek. Sonra Özgür'ü de aranıza alacaksınız. Üçünüz beraber el ele kol kola gezeceksiniz. Canım ya, düşüncesi bile çok güzel. İnşallah. Kızlar, misafirimiz gelecek. Siz lak lak yapıyorsunuz. Hadi. Tamam halacığım, geliyoruz. Geliyorlarmış. Rauf Bey erken geldi. Ne yapacağız şimdi? Ali, sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk Şeker halacığım. Geldiğini duydum, bir ziyaret edeyim dedim. İyi ettin. Hadi geç içeri, geç gel. Merhaba. Bin hadi. Seni çok özledim sevgilim. Ben de seni çok özledim sevgilim. Selçuk, seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Rahat konuşabileceğimiz bir yere gidelim, olur mu? Tamam ama sonra konuşuruz. Önce güzelce bir şeyler yiyelim. Sonra da ne yapalım biliyor musun? Sinemaya gidelim ya. Ha? Tamam gidelim. Tamam. Nasıl söyleyeceğim davetiyeleri ya? Of. Kızım, bu şimdi gitmez, ben sana söyleyeyim. Rauf Bey gelince de kesin hır çıkarır, bozar huzurumuzu. Yok canım, gider birazdan. Yani inşallah. Gitmez o, gitmez. Bence sen söyle, misafir gelecek de fazla oturma de. Oldu Emine, bir de defol gittiğimi istersen. Düşmana bile söylenmez be, hele Ali'ye. İstersen ben söyleyeyim. Saçmalama. Al bakalım, Süpermen. Teşekkür ederim. Fırla. Sağ ol yavrum. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şerif abi için üzülme artık Şeker Hala. İyileşti bak çok şükür. Çok şükür oldum. Çok şükür. Allah'tan Rauf Bey sayesinde gördük de içim biraz rahat etti. Ya. Tarlaların yandığını da bu sabah babamdan öğrendim. Çok üzüldüm. Dert geldim üst üste geliyor bir Ali. Tarlaların yandığına mı yanarsın, Şerif'in şişlendiğine mi? Biliyorsun o tarlaları satıp borcu ödeyecektik. Allah'tan gerek kalmadı. Gerek kalmadı mı? Halacığım konuşmayalım şimdi bunları. Niye kızım, Ali'den saklımız gizlimiz mi var? 7 kat yabancı mı? Rauf Bey sen dedi getirdiğinde Ali sen de buradaydın ya. Borcumuzu ödeyeceğiz dedim. Meğer işin aslı başkaymış. Neymiş? Hikmet kumarda evi kaybetti ya. Bunların hepsi hile hurdaymış.
Allah'tan Rauf Bey anlamış bunu da gitmiş adamlardan seni de almış. Bir kuruş para vermeden de biz bu işten böylece kurtulduk senin anlayacağın. Konu da böylece kapanmış oldu işte. Ya neler neler olmuş. Tabii benim bunlardan hiç haberim yok. Sağ olsun İlkay son zamanlarda hiçbir şey anlatmıyor bana. Halacığım Ali'nin nişanlısı biraz rahatsızdı da serum filan takılmıştı. Ben de Ali daha fazla üzülmesin diye söylemedim ona bunları. Geçmiş olsun Ali. İyi mi bari şimdi? Sağ ol halacığım. İyi iyi geçti çok şükür. Hoş geldin abla. Merhaba İhsan. Selçuk yok mu yine? Yok abla, vergi dairesine kadar gitti. Ne zaman geleceğini de söylemedi. Anladım. Şey soracaktım. Dün öğle saatlerinde Selçuk neredeydi? Dün. Hale kadar gitmişti abla. Hale gitti. Bankaya gitmedi demek. Vallahi bana öyle söyledi. Bana niye bankaya gittim dedin Selçuk? Neler çeviriyorsun? Ne oluyor? Selçuk'un kafası karışık bu aralar, sen de biliyorsun. Bir sorun mu var? Ha? Ödemelerde filan. Vallahi bilmiyorum ki abla. Selçuk abi bu tür konularda bana bir şey söylemez. Anladığım kadarıyla beni de karıştırmıyor. Baksana bana bankaya gideceğim dedi. Sana hale demiş. Neler karıştırıyor bu adam anlamıyorum ki. Yok abla, ne karıştıracak? İhsan. Bak bir şey biliyor da söylemiyorsan kızarım. Varsa bir şey söyle lütfen. Yok abla, ne bileceğim ben. Hem sen de dedin ya kafası karışık. O yüzden karıştırmıştır. İyi. Öyle olsun. Zor yırttık vallahi. Bir gün anlayacak ama ne zaman? Ay hala oturuyor ya. Kazık çaktı sanki. Gelinimiz nasıl bir hali? Huylu mu, huysuz mu? Ha? Anlaşabiliyor musun? Hı hı. Anlaşıyoruz. Patronun kızı dediydin değil mi? Yani Rauf'un kardeşi. Evet. Ali, bu zengin kızları şımarık olur. Bizimkilere hiç benzemezler. İyice anla oğlum, iyice. Halacığım, sıkıştırmasana çocuğu. Zaten bir yıldır birlikteler. Huyunu suyunu biliyordur. Hem Nazlı hiç öyle şımarık bir kız değil. Öyle kaprisleri falan da yok. Değil mi Ali? Hı hı. Aman iyi iyi, Allah tamamını erdirsin. Nikah da yakında zaten halacığım. Ali, bir gün getir de görelim, merak ettim iyice. Elimizi öpmeye gelin oğlum. Buraya mı? Tabii buraya oğlum. Nereye olacak? Biz mi gelelim ayağınıza? Yarın yemeğe gelin. Ne gerek var şeker halacığım? Şimdi bir sürü zahmet olacak sana. Ya zahmet olur mu yavrum? Zevkle yaparım. Ali, yoksa zengin kızı diye bizden utanıyor musun getirmeye? Estağfurullah şeker halı, olur mu hiç öyle şey? Tamam, yarın akşam geliyoruz. Tamam, bekliyorum. Sofrayı hazırlasak mı yavaş yavaş? Kusura bakma Ali'cim, birazdan misafirimiz gelecek de. Yok canım, ne kusura bakması. Ben de kalkıyordum zaten. Nereye gidiyorsun? Sen yabancı mısın oğlum, sen de kalk. Yok şeker halıcığım, ben gideyim. Seni görmek için geldim. Kalkayım artık. Ayaklarına sağlık oğlum. Anana babana selam söyle. Yarını unutma. Tamam. Ha, sen burada mıydın Ali? Evet. Şeker Alı'yı ziyarete gelmiştim de. Tam çıkıyordum, siz geldiniz. Buyurun Rauf Bey. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sen de bizimle otursaydın Ali. Yo, ben çıkayım. Hoşça kalın. Misafirleri buymuş demek. Aşkım, ben gideyim artık. Gecikeceğim. Evden merak ederler. Bu ne Nazlı? Bu
Bunlar ne Nazlı? Siz Ali ile davetiye mi beğeniyorsunuz? Nikah günü belli değil ama siz davetiye seçiyorsunuz öyle mi? Bir dakika. Yoksa nikah tarihi belli mi? Selçuk, bak inan ki bunda benim bir suçum yok. Evet almışsınız. İnanamıyorum ya. Yani iki gün görüşmedik diye sen yine o adama mı konuştun? Selçuk aşkım bak inan ki öyle bir şey yok. Ben barıştığımız gün eve gittiğimde Ali de oradaydı. Nikah tarihini o almış. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Tabii eminim haberin yoktur. Peki ben ne zaman öğrenecektim? Davetiyeyi aldığım zaman mı? Selçuk, söyleyecektim ama her şey o kadar güzeldi ki söyleyemedim bir türlü. Büyünün bozulmasından korktum. Tabii canım, eminim büyünün bozulmasından korkmuşsundur. Ben senin çevrende pervane olayım, Meral'i bile ekeyim, sen benim arkamdan iş çevir. Yani sen şimdi Ali ile beni aynı anda mı idare ediyorsun? Selçuk, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne demek ikinizi birden idare etmek? Bak bu duruma geldiysek benim yüzümden değil senin kararsızlığın yüzünden, tamam mı? Ben sana her şeyi başından anlattım. Olacakları biliyordun. Şimdi suçu bana yüklemeye kalkma. Ne yalan söyleyeyim. Rusya'dan geldiğimden beri ilk defa bu kadar lezzetli yemekler yiyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sizin de kesenize bereket. Börekler, tatlılar getirmişsiniz. Biz davet edildiğimiz yere ellerimiz boş gelmeyiz Şeker Hanım. Biz atamızdan, dedemizden böyle gördük. Ah ne güzel. İnsanlar artık bu gelenekleri, görenekleri unuttu. Bu güzel alışkanlıklar hiç kalmadı. Anam baban sağ mı oğlum? Evet, babam yaşıyor ama annem ben küçükken sizlere ömür olmuş. İşleriniz nasıl? İyi, çok şükür Şeker Hanım. Yok, Şeker Hanım falan yok. Bundan sonra bana Şeker teyze de. Tamam Şeker teyze. Babam emekli olduktan sonra bütün iş yükü bana kaldı. Tabii tek başıma yetiştiremiyorum. Bu yüzden İlkay Hanım'a asistanlık teklif ettim ama... Hiç sarma yemediniz. Buyurun almaz mısınız? Teşekkür ederim. Ben de tatlıları getireyim. Ha getir kızım getir. Ah ayıptır söylemesi size fırında sütlaç yaptım. Emine, Rauf'un getirdiği tatlılardan da koy kızım. Olur, ben de yardım edeyim. Vallahi Allah muhabbetlerini arttırsın. Adam iyice gözüne girdi Şeker Hanım. Tabii canım, Şerif abine görüş ayarladığı zaman zaten girmişti de. Şimdi iyice katmerlendi. Hadi sen içeri git, ben tatlıları getiririm ayıp olmasın adama. Tamam canım. Keşke Şerif'im de burada olsaydı. Onu tekrar mahpusa koyarken içim acıdı. Aynı koğuşa koymasınlar diye gece gündüz dua ediyorum. Halacığım lütfen. Halam bize çok düşkündür Rauf Bey. Annemizdir o bizim. Siz hiç canınızı sıkmayın Şeker teyzeciğim. Ben annesizliğin ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. Keşke bir tane anacığım olsaydı da bin tane de derdim olsaydı. Ben hapishane müdürünü arar, ayrı koğuşa koymalarını sağlarım. Ay, Allah senden razı olsun oğlum. Artık sen de benim bir oğlum sayılırsın. Başta seni yanlış tanıdım. İleri geri de konuştuk ama artık kusura bakma. Olur mu öyle şey Şeker teyze? Belli ki ben kendimi yanlış tanıtmışım. Başta İlkay Hanım'a da kendimi tanıtamamıştım. Umarım şimdi fikri değişmiştir. Değişti tabii. Dede, arabam nasıl? Ay kerata senin, bakayım. Oo, bayağı da afiliymiş ha. Halan mı aldı yoksa bunu sana? Hah, tatlı ha. Misafir mi var yoksa? Evet Hikmet amca, Yani... Tatlı yapman için illa ki misafirin gelmesi lazım değil mi? Bakalım kim gelmiş. Merhaba Hikmet Bey, nasılsınız? İyiyim. Gel Hikmet, gel. Sofra hazır. Sağ ol abla. Benim karnım tok. İyi akşamlar. Anne, bize vişne suyu versene.
anne, portakal suyu değil, diş nasıl? Canım için işte, ne fark eder? Niye yalan söyledin Selçuk? Niye gelmedin? Nazlı, eğer zamanında beni dinleyip şu çocuğu aldırsaydın bütün bunlar başımıza gelmezdi. O çocuk gökten zembille inmedi Selçuk. Biz birbirimizi sevdiğimiz için oldu. Sana kaç defa söyledim. Çocuğumuz karnımda büyüyor dedim. Biz birbirimize aşığız dedim. Bir çözüm yolu bul dedim ama sen ne yaptın? Hiçbir şey Selçuk. Hiçbir şey yapmadın. Elini bile kıpırdatmadın. Karının dizinin dibinden ayrılamadın. Korktun. Hep aynı şeyler. Hep aynı şeyler ya. Aynı şeyler, evet. Çünkü bazı şeyleri anlamıyorsun. Ya da anlamak işine gelmiyor. Sen de utanma da kalmamış. İnsan düşmanı olsa evine gelen misafire böyle davranmaz. Emine. Ay, yine kıyamet kopacak. Emine, saçmalama, halam çıkıp görecek şimdi. Atlatmasına sinir oluyorum. Ya bu adamın ne işi var evimizde? O adam olmasaydı şimdi evin dediğin şey başkalarınındı. Senin başımıza sardığın bela yüzünden adam eve giriyor çıkıyor. Çok kötü azarlıyor İlkay. Emine, gel şöyle hadi. Bir dur İlkay ya. Bıktım, anlıyor musun, bıktım. Ya bir diyet mi istiyorsun? Neyse söyle de ödeyeyim diyetimi. Ya da ben de öleyim de siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Deli deli konuşup benim tepemin tasını iyice attırma Hikmet. Lafı da değiştirme. Söyle şimdi bana. Senin bu adama garezin ne? Adam yardım etmiş, derdimize derman olmuş. Çocuğumuzu görelim diye eşini dostunu seferber etmiş. Etmesin artık. O adamın etrafımızda dolaşmasını istemiyorum abla. Rahatsız oluyorum, anlıyor musun? Rahatsız oluyorum. Ya benim de bir sabrım var. Zorlamayın artık ya. Zorlamayın ya. Yüzüme bak Selçuk. Evet. Ok yaydan çıktı, anlıyor musun? İşler öyle bir duruma geldi ki ben durduramıyorum artık. Ben sana demiştim değil mi? Bu oyun eline yüzüne bulaşır demiştim değil mi? Şimdi bunları tartışma zamanı değil Selçuk. Şu anda yapmamız gereken tek şey bu düğünü durdurmak. Bu da yalnızca senin elinde. Anlıyor musun? Eğer beni gerçekten seviyorsan, dün ve bugün söylediklerinde samimiysen, bizi kurtarmak için bir şeyler yaparsın. Bir şeyler yapmazsan Selçuk, bu düğün olacak ve ben çok yakında Ali'nin karısı olacağım. Efendim Nermin ablacığım. Merhaba Meral'cim, nasılsın? İyiyim işte, nasıl olayım? Sen nasılsın? Vallahi sıcaklar dışında iyiyim, çok bunalıyorum. Ben asıl seni şey için aramıştım. Yemek nasıl geçti merak ettim de. İyi geçti, nasıl olsun? E ama sesin öyle söylemiyor. Ne oldu canım, bir şey mi oldu yoksa? Yok ablacığım. Kızlar biraz yordu da. Sabah kalktığından beri yeni oturdum daha. Yoruluyorum. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Ablacığım ben seni sonra arayayım olur mu? Bardak kırdılar da şimdi ayaklarına batmasın. Öptüm. Niye yalan söyledin bana? Niye yalan söyledin Selçuk?